Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ilk seralarda karşılaşmış olduğumuz bir problemin çözümünü anlatacağım. Sizde de mutlaka oluyordur. Araç X2 kasa. Konta bir kere açtığınız zaman camlarınız çalışmaz arkadaşlar. Şu an benim çalışıyor. Bu arada çalışmıyor. Kendi kendine düzeliyor vesaire. Bunun bir sebebi var arkadaşlar. Bu videoda bunun çözümüne odaklanacağız. Şimdi böyle bir durumla karşılaştığınız zaman baktınız kontak açık camlar çalışmıyor. Hemen şurada şu altta ayağımla şu an dokunduğum ayağımın ucuyla bir BSI var, yatay bir beyin var. Şöyle ayağınızı şöyle biraz tıklattırdığınızda normale döner. Bunu deneyin arkadaşlar. Eğer böyle bir probleminiz varsa bunun iki sebebi var arkadaşlar. Birinci sebebi oradaki bir kablo temassızlığı. İkinci sebebi de kontağı açınca devreye giren bir röle var BSI'nin içinde. Camların elektriğini, ana elektriğini veren. Bunun kontakları bozuluyor ve bunun değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Ömrünü bitirmiş. Platinleri artık birbirine tam temas edemiyor. Siz tekmeyi hafif vurduğunuzda hemen temas birbirine başlıyor. Çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Bunun çözümü de bunu değiştirmek. Ama bu değişmesi kolay bir şey değil. İlerleyen dakikalarda bir tane örnek BSI söküp içerisinden size röleyi de göstereceğim arkadaşlar. Bir bakarsınız zaten anlayacaksınız. Bunun kolay değişmediğini. Ben bununla ilgili kendim bir çözüm önerim var. Bunu size anlatacağım. Bir tane mini röle alacağız. Hangi kablolara nasıl bağlantı yapılacağını ben size tarif edeceğim videoda. Kendiniz de yapabilirsiniz. Bir elektrikçiye de yaptırabilirsiniz. Ve bu şekilde sorunu çözmüş olacağız arkadaşlar. Devre şeması üzerinde de anlatacağım. BSI'den de göstereceğim. Montajını da video alacağım arkadaşlar. Bu bizim giriş kısmımız olsun. Sorunu yaşayan arkadaşlar direkt ayağınla dediğim gibi buraya tıklatırsa ve normale dönüyorsa bilin ki sizde de aynı problem var. Bunu çözmek gerekiyor. Bu şekilde çok sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben size örnek olması için bir tane gözden çıkarılmış, hurdaya ayrılmış bir BSI buldum. Hatta kodu da böyle. Ya bu birebir benim arabadaki değil ama anlatacaklarım için kullanabilirim. Şimdi bunu söktüğünüzde BSI'nin içi böyle bir şey arkadaşlar. Hemen hemen bütün BSI'lar tasarım bu şekilde benziyor birbirine. Soket sayıları farklı olabilir veya yerleri farklı olabilir ama temel mantık üzerine konuşacak olursak hepsinde bu şekilde bir elektronik kart var. Bizim dizellerde şu üstündeki plastiği, şuraya atmış olduğum plastiği kırmak gerekiyor arkadaşlar. Yani bunun gibi böyle kolay çıkmıyor yerinden. Benzinli modelleri bilmiyorum açıkçası. Onları hiç denemedim. Fakat benim araba dizel. Daha önce bir tamir yapmak istemişler. Birkaç röle değişmiş. Kırmışlar arkadaşlar. Kırıp çıkarmışlar. Sonra toplamışlar gene. Şimdi bizim sorunumuz neydi? Cam sıkıntımız vardı değil mi? Şu şekil BSI ayağımıza vurunca çalışıyordu. Çalışmadığı zamanlarda. Bir de bunun paralelinde ayna. İkisi bir yere bağlı arkadaşlar. Şimdi bunun tamirinden söz edelim. Bu BSI üzerinde şu sol tarafta röleler var. Mesela bunda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane röle var arkadaşlar. Şimdi bunların içerisinde ne var? Şöyle kontaklar var. Elektrik geldiği zaman bu kontaklar birbirine yapışıyor. Uçlarında platin var. Elektriği geçiriyor arkadaşlar. Bu bizim ne işimize yarıyor? Siz küçük bir elektrik voltajı verdiğinizde, yani 12 volt verdiğinizde amperi düşük bir şekilde, o kontaklar kapanarak yüksek amperli elektrik geçişine izin veriyor. Temel prensip bu şekilde. Fakat bu platinler zamanla birbirine böyle hareketli bir parça. Şu şekilde elimle gösterdiğim gibi oynuyor arkadaşlar. Aç kapa aç kapa ve üzerinden elektrik geçiyor derken platinleri bozuluyor. Göstermek için şuradaki basit bir röle var. Küçük bir röle. Bunun kenarını kırdım. Bakın şurada bir ortada bir ayak var. Oynatıyorum şu anda. Bu uçları platinler var arkadaşlar bunların. Az önce size anlattığım gibi. Bunlar deforme oluyor. Ne yapıyor? Siz açmak istediğiniz zaman ya hiç açmıyor, oynamıyor yerinden ya da oynuyor ama platin değmiyor ya da bobini yanık oluyor. O zaman direkt değişmesi gerekiyor zaten. Ya da bu çekiyor fakat ucundaki platinler çapaklanma yaptığı zaman, karardığı zaman vesaire elektrik akımının geçmesine izin vermiyor. Böyle bir durumda bunun değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani siz bunu temizleseniz de bir şekilde çalıştırsanız da kalıcı olmuyor arkadaşlar. Bu da sizi üzer. Bakın şu şekilde oynuyor. Şimdi
Bizim sıkıntımız camla ilgili ve ayağımızla vurduğumuzda düzeliyor. Şu soketlere giden kablolarda bir sıkıntı yoksa bunu önceden bir kontrol etmek lazım. Yani belki soket temas etmiyor yerine, o da olabilir. Bunu bilen birinin bir kontrol etmesi gerekiyor. Benim araba için bunu söylüyorum. Kontrolünü yaptım. Ama orada herhangi bir şey bulamadım arkadaşlar. Kontrolü yaptıktan sonra artık sorunun rölede olduğunu kesinlikle düşündüm. Söktüm, baktım vesaire. Bizim ayna kumanda ve cam kumanda rölemiz şu arkadaşlar. Bu BSA için de aynı şey geçerli bu. Bizim dizellerde şöyle yan duruyor bu. Elektrik röle üzerinden sisteme dağılıyor. Şimdi biz burada ne yapacağız? Yani bunu bulabilirsiniz, değiştirebilirsiniz veya ustalara yaptırabilirsiniz ama sadece şu stokta yoktu arkadaşlar. Baktım internetten. 200 lira civarında şu röle. Usta bunu sökecek, takacak vesaire. Bunu kaç para alacak? Sökerken kırması lazım biliyorsunuz. Şimdi elimde urda var. Urdanın üzerinde 3 tane var. Peki bunların durumu nasıl? Onu da bilmiyorum. Çıkmada alıp takmam uygun olmaz. Belki atıyorum kısa süre sonra gene aynısını yapacak. Bilmiyorum açıkçası. Bilinmez. Soru işareti var orada. Hatta şöyle bir de rölenin şeyini göstereyim size, kodu. Şuradaki koddur arkadaşlar. Bak şu da aynı. Şu an ekranda ters duruyor ama siz bunu okuyabilirsiniz. Neck marka. Şekil. Bu Philips de olabilir. Yani önemli olan kontakları tutsun. Bunda 10 tane pin var. 10 tane hatırlıyorum. Arkası biraz kalabalıktır. Biraz da işlemli olduğu için fazla üzerinde durmayacağım arkadaşlar. Şimdi bu ikiz röle. Siz bunu açtığınız zaman camları da besliyor. Başka devreleri de besliyor arkadaşlar. Yani bunu takip etmek lazım. Neyi beslediğini bilmiyorum tek o tek tek. Şimdi bunu kenara koyalım. Biraz da şema üzerinden konuşalım. Bu bizim dizel ve benzinli modeller X2 kasa bağlantı şeması arkadaşlar. Bu gördüğünüz cam arkadaşlar. Cam bağlantısı. Şu köşeye geldiğim zaman burası bizim BSA'ımız. Diyor ki şuradan ana elektrik 30 numaralı sigortaya geliyor. Bir önceki yerde de 50 amperlik bir sigorta varmış. Burada da 30 amperlik var. Bu büyük ihtimal motor kısmındaki BSM dediğimiz sigorta kutusu. Ama bizim işimiz burada. Şimdi burada G soketi varmış arkadaşlar. 2 pinli GR diyor. Gri 2 pinli bir soket varmış. Bulacağız onu. Buradan ana elektrik geliyormuş. Daha sonra ana elektrik buradan az önce size gösterdiğim röle sigorta üzerinden geliyor. Daha sonra rölenin çıkışı C neymiş C? 16 SV. 16 pinli siyah bir soket varmış. C soketi demişler burada. 8. pininden sisteme gidiyor. Biz ayağımızla vurduğumuzda aslında buradaki röleyi hareketlendiriyoruz ve tam yerine oturmasını sağlıyoruz. Daha sonra bu röle BSI'nin içindeki elektronik kart vasıtasıyla tetikleniyormuş. Şimdi buradaki bağlantı şeklini baz alırsak biz araya dışarıdan bir röle bağlarsak bizim işimiz çözülür arkadaşlar. Bununla ilgili ben Tın'da bir röle aldım. 40 ampere kadar dayanıklı. Üstün markaymış. İnternetten aldım arkadaşlar. Piyasada da var. Bir de buna soket aldım arkadaşlar. Burada üzerinde hangi kontağın ne olduğu yazıyor. Bunun üzerine çok durmayacağım. Farklı marka model olabilir. Buradaki önemli olan temel prensip bağlantımız. Bununla ilgili ufak bir çizim yaptım. Bir ona bakalım. Şimdi arkadaşlar bu şekli baz alarak bağlarsak elimdeki röle kontaklarını da yazdım üzerine. Ne yapacak? Kontak açıldığında, yani kontaktan artı geldiği zaman şurada röle çekecek arkadaşlar. Rölenin iki ayağını kullanıyoruz. Sigorta takacağız arkadaşlar. Sigortayı da göstereyim şöyle. Bu. Şu ikiliyi birleştireceğiz. Takacağız. Ve buradan kontak elektrik geldiğinde, enerjilendiğinde ana elektrik sigorta üzerinden, röle üzerinden ilgili pine göndereceğiz arkadaşlar. Ve bu bizim sorunumuza çözüm olacak. Arkadaşlar siz burada mikro röle kullanabilirsiniz. Bu konuda sıkıntı yok. Ya da farklı bir röle kullanabilirsiniz. Cam röle derler genelde ustalar. Burada nasıl kullanacağınızla ilgili temel bilgiyi veriyorum. Yani illa şu ürünü alıp kullanmanız gerekmiyor. Bulabildiğiniz düzgün çalışan yüksek amperli, 40 amper minimum olmak üzere bir röle kullansanız kâfi.
Şimdi bizim buradaki baktığımız zaman tabii bu Soget'in renkleri biraz farklı. Piyasadan bulduklarınız da farklı olabilir. Şu siyah ve mavi, biri şase, biri de kontak arkadaşlar. Yerler önemli değil. Biri şase, biri kontak. Şu ikisi de arkadaşlar 30 ve 87 nolu bizim kontak uçlarımız. Şu ortadaki kırmızı boş kalacak bizim şeyimize göre. Şimdi bunu arabaya bağlayarak size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu artık bağladık. Şu anda ben bağladım, test ettim, sıkıntı yok. Bu bir çözüm öneririz arkadaşlar. Siz böyle yaptırabilirsiniz. Ya da piyasa içerisindeki röleyi değiştirebilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Ben biraz ucuza kaçtım arkadaşlar. Böyle bir çözüm buldum. Yani ileride olur da sağlam bir röle denk gelirse değiştiririm. Şimdi bunun bağlantılarından söz edelim. Az önce devre şemasındaki kontak kısmında sorun yaşadım. Çünkü verdiği kontak ikinci kademe kablosuydu. Ben onu birinci kademeye bulup bağladım. Şimdi onun da bilgisini vereceğim. Aynı röleyi ve soketi kullandığınızı düşünerek bu şekilde bilgi vereyim arkadaşlar. Hatta şemamızı da alalım. Bu şekil. Bu şemaya göre konuşacağız. Aynı zamanda buraya göre. 86 kontak demişiz. Bizim 86'mız burada mavi kabloya denk geliyor. Ben buna boyu yetmediği için bir tane sarı kablo ekledim. Ve onu BSI'nin şu ön kısımda bulunan şu şekil mavi bir soketi var arkadaşlar. Burada kontak kablosunu bulmamız gerekiyor. Otokontrol kalemiyle buldum onu da. Şöyle göstereyim. Şu köşeyi bir kabul edersek 1, 2, 3 ve 4. beyaz bir kablo var. Birinci kontak seviyesi arkadaşlar. Siz kontağı birinci kademeye çevirdiğinizde buraya artı gelir. Hemen yanında şu anda soyuk halde duran bir tane var. İlk önce buna bağlamıştım. Bu da ikinci seviyemiş arkadaşlar. Kontağı ikinci seviyeye alırsanız buraya elektrik geliyor. Biz birinci seviyeye bağlayacağız. Şemada bunu göstermiş. Yani ben birinci kademeye çevirdiğimde kontağı canlar çalsın istiyorum. O zaman beyaza bağlıyoruz. Burası tamam. 85 şase. O da arkadaşlar bizim şöyle takip edelim. Buradaki siyah uca denk geliyor. Onu da takip edersek onu da ekledim arkadaşlar. Şu arkadaki yeşil sokete ulaşacaksınız. Şurada bir tane sarı yeşil bir kablo var. Tamam. Gözüküyor. Evet, gördük. Sarı yeşil kalın bir kablo var. Bu şase arkadaşlar. Bunu buraya bağlıyorsunuz. Buraya kadar tamamız. Buraya doğru bağladığınızda kontağı bir seviye açtığınızda bu tik diye ses yapacak. Buraya gelmiş olduk. Bir tane 30 amper sigorta. Bu şekilde bir sigorta soketi aldım. Gördüğünüz gibi. Bunu şart arkadaşlar, bunu bağlamanız. Çünkü buradaki sigorta iptal olacak. Bunu buraya taşımamız gerekiyor. Buna dikkat edin. Mutlaka alınması gereken bir şey. Bunu takmanız yarın öbür gün olası bir arıza durumunda arabayı yakmamanızı sağlar arkadaşlar. Tesisat yanmasın. Çünkü bu önemli bir sigorta. Camlarda motor sıkıştı, kablo koptu vesaire, direkt kısa devre yaptırır. O zaman da bu sigorta atar. Arabanızı korur. Devreyi korur arkadaşlar. Burada bizim uç olarak beyaza denk gelmiş. Beyazı sigortayı bağlıyorum. Buradan da şu büyük gri soketin kırmızısından elektrik alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde araya sigortamı giriyorum. Kendimi güvenceye alıyorum. Daha sonra burada camlara giden hattı bağlayacağız. O da benim burada yeşile denk geliyor. Röle üzerinde. Siyah ekledim ona da. Elimde parça vardı. Burada büyük bir soket var arkadaşlar. Siyah. İlk gri bir tane kablosu var. Gri renkli. Kalın bir kablodur kendisi. Bununla yararak bağlıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir kabloyu kesmiyoruz. Sadece yarıp bağlantımızı düzgün bir şekilde yapıyoruz. Bunu da bağladık. Toplamda 4 tane kablo var zaten. Bunu güzel bir şekilde bağladığımızı kabul edip burada ikinci sırada üzerinde E harfi var. 30 amperlik bir sigorta var. Buradan çekip buraya takıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra kontağı bir kademe çevirdiğinizde camların açılıp açılmadığına bakıyorsunuz. Eğer ki yanlış bir bağlantı yaptıysanız camlarınız çalışmaz arkadaşlar. Hatta şu sigortayı da şuradan
Çekelim. Bak, sigortam yok. Cama bakalım tekrardan. Bakın şu an kimse yok. Bu ne demek oluyor? Artık sistem buradan çalışıyor demek oluyor arkadaşlar. Bunu takmam lazım tekrar yerine. Sigortayı yerine taktık. Şimdi bir daha kontrol edelim. Evet, şu an gayet güzel çalışıyor. Bu sistemi bu şekilde yapıp sorunu çözebilirsiniz. Fakat bu orijinal bir sistem olmadığı için tek bir eksiklik olur arkadaşlar. Arabanız eko moddayken camları devre dışı bırakmaz. Ha, bu artı mı eksi mi, o tartışılır tabi. Bana kalırsa benim için önemi yok. Araba zaten eko moda girmiyor. Girse de camlar çalışır halde kalır. Camları tamamen devre dışı bırakmaz. Evet. Bütün bu işlemlerden sonra burayı toplamamız lazım. Ve arkadaşlar, izole bant mutlaka kullanın. Ben bez bant kullanıyorum. Çünkü diğer bant yapış yapış oluyor. Hazır sökmüşken buraları da bir elden geçireceğim birazdan. Şu soketi ben bu şekilde söktüm ama bunu bu kadar sökmeyin. Kırarsınız yanlışlıkla. Yani bir oto kontrol kalemiyle bunu çok rahat bulabilirsiniz. Arkadaşlar, burayı güzelce topladık. Buradan aradan çıkartıp röleyi buraya monte ettim. Sigortası da burada. Artık benim cam sigortam bu arkadaşlar. Tamamen BSI'dan ayrıldı. Kontak kumandalı çalışıyor zaten. Orijinalde olduğu gibi. Sadece dediğim gibi eko mod olayın devre dışı kaldı camlar için. O da benim için çok dert değil. Önemli olan düzgün çalışması arkadaşlar. İkide bir burayı tekmeleyerek olmaz arkadaşlar bu işler. Düzgün bir şekilde rölemi taktım. Sigortam burada. Aşağıdan bağlantılarımı yapıp çektim. Bağladım arkadaşlar. Bu benim kullandığım rölenin ayağı vidalı. Yani askılı tip. Hemen şuraya vidasını da sıktım. Sorun ortadan kalktı. Bütün mesele bu arkadaşlar. Bu rölelerin yanında sigorta olan tipleri de var. Ben onlardan almadım. Aslında onlardan alsam daha güzel olurdu ama ben bunu aldım. Bununla devam ettim. Bunları elektrikçilerde bulabilirsiniz. Oto elektrik malzemesi satan yerlerde. Ya da internetten alabilirsiniz arkadaşlar. Rölenin tipi 40 ampere kadar olacak. Sigortalı veya sigortası çok önemli değil. 40 ampere kadar olacak arkadaşlar. Kablolarınız sağlam kablolar kullanın. İnce kablo kullanmayın. Marka model önemli değil. Önemli olan şuradaki şema arkadaşlar. Bu şekilde bir bağlantı olacak. Zaten renklerin hepsini söyledim size. Nereye ne takacağınızı biliyorsunuz. Yani siz yapamazsanız elektrikçiye mutlaka yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Elektrikler genelde BSI bozuk, tamir edilmesi gerekiyor diyor ama bu şekilde cam problemini çözebilirsiniz. Cam ve ayna kumanda. Devre şemasına göre ikisi oradan besleniyor. Yani benim cam kumanda rölem artık BSI'de değil, dışarıda bu şekilde oldu arkadaşlar. Bunu taktıktan sonra BSI üzerindeki sigortayı çıkarmayı kesinlikle unutmuyoruz. Çünkü elektrikte Kirchhoff'un akımlar kanunu diye bir şey vardır. Bir düğüm noktasına giren akımların toplamı o düğüm noktasından çıkan akımların toplamına eşittir diye bir teorik bir kanun vardır. Yani 30 amper burada, 30 amper orada olursa devre sigortası 60 ampere çıkar arkadaşlar. O yüzden onu çıkarıp buraya takıyoruz. Tek sigortamız oluyor. O şekilde kullanacağız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu işlemleri kendiniz de yapabilirsiniz. Çok basit bir şekilde bağlantı şemasını da anlattım arkadaşlar. 4 tane kablo bağlıyorsunuz ve sisteminiz çalışıyor. Dediğim gibi sigortanız önemli. Röle 40 ampere kadar destekleyebilecek türden olmalı arkadaşlar. Bir tane böyle küçük bir stand takarsanız güzel, hoş olur. Bunu buraya vidalarken arkada kablolar var. Onlara dikkat edin. Başka da bir şeye gerek yok arkadaşlar. Korkmayın. Yani bir yasayı yakarım makarım gibi şeylere hiç girmeyin arkadaşlar. Zaten hiçbir şey yapamazsınız. Dikkatli davranırsanız hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Yani şu bağlantı için elektrikçi ne kadar alır bilmiyorum ama herhalde bugün bağlattırmak istesem 100 lira para alır diye tahmin ediyorum. Ki şemayı göstersem anlatsam gene bağlamaz. Onlar pek şeyler açık değiller arkadaşlar. Ben kendim çözüyorum. Kendim yapıyorum. Hatta birkaç elektrikçi tanıdığım var. Eniştem oto elektrikçi. Ona gösteriyorum. Olmaz öyle şey deyip geçiyor. Yani düşünün arkadaşlar, adamlar hiç açık değiller açıkçası. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.